Bu özelliği çok fazla uzatmayacağız. Zaten sorularımızı çözerken sürekli kullanacağız arkadaşlar. Şimdi yeni bir özellikle devam edelim. Aslında bunları kurallar olarak da tanımlayabiliriz. Tahtada gördüğümüz şekli biz yumruk emiş üçgen olarak isimlendiririz arkadaşlar. Bakın gördüğünüz içe doğru çökmüş şu üçgenimsi şekil ki asıl adı konkav dörtgendir arkadaşlar. Buradaki dörtgende içteki açıların toplamı bize tam D köşesinde oluşan açının ölçüsünü verecektir. Bakın A, B ve C toplamı bize darbe aldığımız BDC köşesindeki açının ölçüsünü verecektir arkadaşlar. Bununla ilgili sorularımızı çeşitlendirebiliriz. Hemen şöyle bir soruyla başlayalım. Sizden şu açıyı isteyeceğiz. Burası 40 derece olsun. Burası 25 derece olsun. Son olarak şu açıya da 30 derece diyelim arkadaşlar. Sizden x açısının ölçüsünü isteyelim. 30 derece diyebilir miyiz? Evet, bize sonuç verecek mi diye bakayım ben. 70-95 olacak, olmaz. Şunu hemen küçültelim arkadaşlar. Bunun ölçüsü 10 derece olsun. Şimdi buraya 10 derece dedikten sonra hemen şeklimize dikkatlice bakalım. B, DC üçgeninde. X açısını bulabilmek için D köşesindeki ve C köşesindeki açıları bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. O zaman önceliğimiz bu açıları bulmak olsun. Biz hemen şuradaki D açısından başlayalım. Çünkü D köşesindeki açı yumruk emiş üçgenin tam darbe aldığımız noktadaki açısı. Bu durumda içteki açıların toplamı 40, 75 ve onu toplarsak toplam 65, 75 derece olacak. O zaman BDC açısı 75 derece. Bu durumda DCB açısı da 75 derece olacak. Son olarak BDC üçgen iç açılarının toplamını 180'e eşitlersek elimizde x kalacaktır. Hemen eşitleyelim. D'den 75 geliyor, C'den 75 geliyor. Artı x eşittir. Şurası 75 olacak. 180 diyecek olursak buradan önce 150 artı x 180 deriz. Bir adım daha ilerletirsek 180'den 150 çıkarttığınız zaman x'in 30 derece olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Bununla ilgili bir soru daha yazalım hemen. Şu açıya x diyelim, burası da x olsun. 2x diyelim. 2x diyelim. Şuraya 3x diyelim arkadaşlar. Burası y olsun. Biz sizden y açısının ölçüsünü isteyelim. Şekilde verilenlere göre y kaçtır şeklinde sorumuzu soralım hemen. Bu nokta D noktası olsun. E ve son olarak şuraya da F diyelim arkadaşlar. Şimdi y dediğimiz açı. Tahtada gördüğümüz, bakın benim kırmızıyla belirginleştireceğim, yumruk yemiş üçgende darbe alınan noktadaki açı. Bu durumda 3x, 2x ve x'in toplamına, yani 6x'e eşit olmalıdır arkadaşlar. Bu açı 6x'i BFC açısıyla DFE açısı ters açılar oldukları için ölçüleri birbirine eşit olacaktır. Yani kısaca DFE'nin ölçüsü artık 6x'tir. DEF üçgenin iç açıları toplamını 180 derece eşitleyecek olursak elimizde önce x kalacaktır. Hemen yapalım işlemimizi. 6x'e 2x eklersem 8x, 1x daha eklersem toplam 9x olacak ve değeri 180 derece. Buradan x'in 20 derece olduğunu bulduk arkadaşlar. Az önce y'nin 6x'e eşit olduğunu söylemiştik şurada. X yerine 20 koyacak olursak bu durumda 6 çarpı 20'den y açısının artık 120 derece olduğunu söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Bununla ilgili de bu kadar, özellik yeterdir umarım. Konunun sonunda örneklerimizi çeşitlendireceğiz. Şimdi yeni bir özellikle devam edelim. Yeni özelliklerimiz iç açıortay ve dış açıortaylarla ilgili arkadaşlar. İç açıortay ve dış açıortayın tanımını daha önce ben size yapmıştım. İç açıortay dediğimiz şey bir üçgende bir iç açının ölçüsünü iki eşit parçaya ayıran doğru parçasıydı. Bakın A köşesinden A köşesindeki açıyı tam iki eşit parçaya ayıracak şekilde AN doğrusunu çizersem bunu A köşesine ait iç açıortay diyecektik. Bir üçgende bütün iç açıortayların bir noktada kesiştiğini söylemiştik. Bunu hemen şekil üzerinde anlatalım. ABC üçgeninde A köşesine ait iç açıortayımızı çizelim. B köşesine ait iç açıortayımızı çizelim. Son olarak C köşesine ait iç açıortay çizeceğim. Yalnız şuna dikkat etmem gerekiyor. Eğer A köşesinden ve B köşesinden çizilen iç açıortaylar I gibi bir noktada kesişmişlerse C köşesinin iç açıortay doğrusu da o noktadan geçmek zorunda. Yani C'nin iç açıortayını çizerken I'dan geçecek şekilde çizeceksiniz arkadaşlar. İşte iç